Burada bir hücrenin çözeltiler içine konulduğu üç farklı senaryomuz var. Mor ile çizilmiş olan daire hücre zarını temsil ediyor. Dairenin içinde kalan her şey de hücreyi oluşturuyor. Mavi daireler ile çizilmiş su molekülleri var. Ve su çözeltisinin içinde bulunan sarı ile çizilmiş çözünen molekülleri var. Burada su ve çözünen moleküllerinin boyutunu hücre boyutuna oranla biraz daha abartarak çizdim. Fakat bunu gerçekte neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmeniz için yaptım arkadaşlar. Şimdi bu çift katmanlı fosfolipitten oluşan hücre zarının yarı geçirgen bir zar olduğunu varsayalım. Bu zar su moleküllerinin giriş çıkışına izin verecek. Yani su molekülleri dışarıdan içeriye girebilecek ve içeriden dışarıya çıkabilecek. Fakat bu zarın çözünen moleküllerinin giriş çıkışına izin vermediğini varsayacağız. İşte bu yüzden ona yarı geçirgen zar diyoruz. Yani bu zar belirli moleküllerin geçişine izin veriyor. Yarı geçirgen yerine seçici geçirgen ismini de kullanabiliriz. Şimdi neler olabileceğine bir bakalım. Bu ilk durumda gözünüze çarpacak ilk şey hücre dışındaki çözünen molekül derişiminin hücre içine kıyasla düşük olduğudur. Belirli bir süre zarfında su molekülleri hücrenin içine doğru hareket edecek. Ayrıca hücrenin içinden dışarıya çıkan su molekülleri de olacak. Peki belirli bir süre zarfında hangisi daha olası bir durum? Bunu osmoz videosunda konuşmuştuk. Hücrenin dışında olan su molekülleri çözünen molekülleri tarafından daha az engellenecek. Mesela buradaki su molekülü bu yönde ilerliyorsa herhangi bir engelle karşılaşmadan hücre zarına kadar gidecek ve zardan içeri girecek. Fakat örneğin hücrenin içinde olan bu su molekülü bu yöne doğru ilerliyorsa buradaki çözünen molekülü tarafından engellenecek. Hatta belki bu moleküle çarparak geri dönecek. Sonuç olarak hücre içindeki su molekülleri çözünen molekülleri tarafından daha fazla engellenecek. Yani bu moleküller belki çözünen moleküllerin engellemesi yüzünden hücre zarına kadar bile ulaşamayacak. Hem hücre içine hem de hücre dışına doğru hareket eden moleküller olmasına rağmen belirli bir zaman aralığında su moleküllerinin hücre dışından içine hareket etme olasılığı hücre içinden dışına hareket etme olasılığından yüksek olacak. Yani ilk durumda su moleküllerinin içeriye doğru bir akışı söz konusu olacak. Eğer buradaki gibi bir hücrenin çözünen molekül derişimi düşük olan bir çözelti içine batırıldığı ve Hücre zarının çözünen moleküllerin geçişine izin vermediği bir durumdan bahsediyorsak, bu çözeltileri hipotonik çözelti olarak adlandırıyoruz. Hipotonik ve birazdan göreceğimiz izotonik ve hipertonik çözeltilerden bahsettiğimiz zaman aslında belirli bir zardan geçemeyen çözünen moleküllerin oransal değişiminden bahsediyoruz. Hipo kelimesi başka yerlerde karşınıza çıkmış olabilir. Hipo kelimesi bir önektir ve bir şeyin azı anlamına gelir. Bu ilk durumda çözelti içindeki çözülen molekül derişimi hücre içindekine kıyasla daha düşük. İşte bu yüzden de osmos olacak. Yani su molekülleri dışarıdan hücre içine geçecek. Bu durum hücre içinde basıncın artmasına sebep olacak. Artan basınç da hücrenin genişlemesine, hatta yeteri kadar basınç olursa da hücrenin patlamasına sebep olacak. Şimdi bir sonraki senaryoya geçelim. Bu senaryoda aşağı yukarı hücre içinde ve hücre dışındaki çözünen molekül derişimi eşit. En azından ben bu şekilde çizmeye çalıştım. Yani bu durumda belirli bir zaman diliminde su moleküllerinin hücre içinden dışına çıkma olasılığı ile hücre dışından içine girme olasılığı birbirine eşit olacak. Yani hücre içine doğru ya da dışına doğru su molekül akışı olmayacak her zaman içeri ve dışarı geçen su molekülleri olacak. Fakat net bir akış olmayacak. Evet bunu da yazalım. Akış yok. Buradaki gibi çözünen molekül derişimi hücre içinde ve dışındaki çözeltide eşit ise bu çözeltilere izotonik diyoruz. Bu bir izotonik çözelti. İzo öneki de aynı olan şeyleri ifade etmek için kullanılır. Yani buradaki durumda çözünen molekül derişimi eşit. Bu yüzden net bir molekül akışı yok. Hipotonik çözeltide su moleküllerinin hücre içine doğru bir akışı söz konusu idi. İşte bu yüzden tıpkı bir balonu dolduruyormuşuz gibi hücre genişliyordu. İzotonik çözeltide ise bir akış yok. Son senaryoda ise hücre dışındaki çözünen molekül derişimi hücre içindekine kıyasla daha yüksek. Sanıyorum bu durumda neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz çözeltide daha fazla olan bir şeyler var. Bu yüzden hiper ön ekini kullanacağım. Hipertonik çözelti. Bu bir hipertonik çözelti. Tekrar hatırlatalım. Çözünen molekülleri zardan geçemez fakat su molekülleri geçebilir. Su molekülleri hücre içinden dışarı doğru ve hücre dışından içeri doğru geçecek. Ancak hücre içindeki su molekülleri hücre dışına çıkarken önlerine daha az engel çıkacak. Hücre dışındaki su molekülleri ise hücre içine girerken önlerine daha çok engel çıkacak. Bu yüzden dışarı doğru bir akış olacak. Yani su moleküllerinin içeriden dışarı çıkma olasılığı dışarıdan içeri girme olasılığından yüksek olacak. Çünkü dışarıdan içeri girmeye çalışırken daha çok engelle karşılaşacaklar. Yani bu durumda su molekülleri hücreden dışarı kaçacak ve sonuç olarak da hücre büzüşecek. Çünkü hücre içinde sudan kaynaklanan basınç azalacak. Bu durumu yaşayan sistemlerde görebiliriz. Örneğin bir al yuvarı hipotonik bir çözeltiye koyarsanız hücre içine su dolar ve hücre önce genişler sonra şişerek patlar. Eğer aynı al yuvar hücresini izotonik bir çözeltiye koyarsanız herhangi bir değişikliğe uğramaz ve aynı gözükür. Aynı hücreyi hipertonik çözeltiye koyduğunuzda ise su molekülleri hücre dışına çıkar ve hücre bu şekilde büzüşür.